Bazı komplike iş yapan böceklerde, insektlerde vesaire araştırıldığında beyin olmadığı, belki hatta sinir sisteminin olmadığı saptanıyor. Ve bunları da sadece içgüdü veya verili bir takım denklemlerde açıklamak mümkün mü diye açıkçası düşünüyorum. Çözüm önerisi olarak sizin yorumunuz da aydınlatacaktır ama bizim ilk konuşmaya da atıfla sadece beş duyu gibi bir öğrenme olanağımız oldu. Ama beş duyu dışındaki bizim henüz farkında olmadığımız line'ların, ilineklerin ya da duyu partiküllerin, parçaların olabileceğini, belki bizim daha sonra bunun farkında olabileceğimiz gibi bir öngörü olabilir. Bu konuda düşünceniz? Aslında çok komplike dediğimiz işte bu bir şey, o gerçekten biz öyle yakıştırıyoruz. Çok komplike falan değil. Yani çok basit devreler, çok küçük robotlar da yapılabiliyor. Yani çocukların oyuncaklarını bile görebilirsiniz. Yani işte bir oyuncak tarafından yolculuğu, bir taraftan bir tarafa gidiyor. Çok küçük bir devre koyuyorsunuz. İşte ahtapotlar bu konuda çok şaşırtıcı. Çok az nöronlar, çok az yani bizim omurgalı evriminde kıyaslama yaptığımız beyin gelişimi tersine çok az nöronlar ciddi ciddi problem çözebiliyorlar. Yani ya da şöyle bakalım, şempanze toplulukları yani 460-470 cm'lik bir beyin hacmiyle ve ortalama 30 küsur el hareketi, jest, mimik ve seslenmeyle 10 küsürde bir insan toplumunda görülebilen çok kompleks bir sürü yapıyı rahatlıkla sergileyebiliyor. Yani bunun içinde çocuk kaçırmaları, adam tutma, politik taraf, planlı cinayet, hatta yapılan ve engellenen deneylerde fuhuş, hırsızlık. Yani bir sürü şeyi çok rahatlıkla, çok az hacimde ya da çok az bir hayvan iletişim sisteminde çözebiliyorlar. Yani biz bazı şeyleri biraz fazla anlam biçiyoruz. Bu konuda da yani bunun açıklama, yani şey, yapısal açıdan açıklamasıyla da ilgili ismi hatırlamaya çalışıyorum. Lewis Garrett olması lazım. Beynin Ötesi diye çok hoş bir kitap çeviriyor geçen yıllarda. Burada bu konuya sorduğunuz soruya çok güzel değiniyor. Çok basit modellemelerle çok kompleks zannettiğimiz işlevleri yerine getirilen robotlar. Yani beynin kompleks dediğimiz davranışları nedir? Ya da neresine biz kompleksliği atfediyoruz, o konuda da paradigmayı değiştirmemiz lazım.